Arkadaşlar hoş geldiniz. 13. doktor az önce açıklandı. Biz de parmaktan sonra burada diyerekten... Kim ikiydi ya bu? 12 mi? 11. 11 değil mi bu? Tamam. Metin. 11. doktorun da şeyini, kalemini de elimize aldık. Bugün diyoruz ki yepyeni doktoru açıklandı. Çok hızlı yayın atalım bir tane dedik. Ne diyorsunuz oğlum? Bence çok coştum bu arada ben ama ben çok konuşurum. Buyurun. Yani küçük halaya duruyoruz yani. Yapılır çekilir yani. Biz çok memnunuz ya. Valla ben de memnunum. Judy Whittaker ablamızı Broad Church'tan zaten biliyoruz. Bilmez ben inanın biz. İsmini bugün öğrendim ama. Aa o kadın falan dedim çıkınca. Hani hemen IMDb'den bakıp ismini hatırladım aktrisi yani. İsmini hatırlamıyordum. Broad Church zaten izliyorsun sen izlemediğini biliyorum. Ben izlemedim. Benim eksikliğim oradan. Ben o kadını Hello Carter ve Adult Life Skills filmlerinden tanıyorum. Hı-hı. Hello Carter'ı bugün fark ettim onun oynadığını. Ama öbürü zaten böyle bağımsız ödüllere falan çok fazla aday olmuş bir filmdi. Oradan severim. Doktora da çok yakışır yani oradaki performansına kıyasla. Vallahi nasıl bir doktor gerçekleştirecek, canlandıracak onu bilmiyoruz. Zaten her yeni doktor çıkınca o bir merak konusudur. Evet. Yani şimdi her doktorun kendi bir yemek yiyişi var ya. Yani acaba neşeli olup hopidik hopidik oradan oraya mı zıplayacak? Biraz daha ağır oturaklı mı olacak? Biraz çünkü yüz hatları da ağır oturaklı dramatik rollere daha uygun. Şimdi böyle eheley falan yapmaya çok uygun bir abla değil gibi geliyor bana. Benim izlediğim ama belli de olmaz işte yani. Gidiyor, o tarzda da gidiyor. Abi bir şey söyleyeceğim işte o yüzden zaten o kadar merak ediyorum ki yani. Evet evet. Çok böyle heyecanla bekliyorum yani. Valla Capaldi geçişi şey açısından çok ilginç olmuştu Doctor Who tarihinde. Yakışıklı genç kızların yüreğini yakan doktordan bir anda dede beye dönüşünce fan base'i ciddi ikiye bölünmüştü. Şimdi 5'e bölündü herhalde. Hatta bu fanbase'ini ikiye bölme konusunu hatırlarsanız special bölümlerden bir tanesinde Kertenkele abla sen doktoru seviyorsun ama tipi değişti diye şimdi onu sevmiyorsun. Ne biçim doktor fanısın falan gibisinden böyle seyirciye laf atmalı bir şeyler yapmıştı. Evet. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Hatırlarız. Şimdi genç doktor yaşlı olunca trene binip terk eden bir tayfa muhtemelen şimdi 13 tane vardı bir de savaş doktorunu say. 13 kere erkek olmuş doktoru siz nasıl kadın yaparsınız filan deyip böyle meydanlara dökülecek bir tayfa çıkacak muhtemelen. Şimdiden çıktılar ya bana mesaj atıyor takipçiler Muhit'ten falan. Hadi ne be. Diyorsun abi ne diyorsun diye. Ben vallahi, tamam diyorum yani. Yani bak şöyle kadın olup olmaması benim için konuşulacak bir konu bile değil. Evet. Ya, anladın mı? Yani şu an bu konuyu ele almak bana şey gibi geliyor. Hani bakın tuvalete sıçtıktan sonra sifonu çekin falan gibi böyle çok ilkel insanlara anlattığım bir konu vardır ya çocuğa falan anlatırız. Arkadaşlar kadın olup olmaması yani gerçekten o kadar komik bir konu ki bu. Ama işte aman siyasileşti miyasileşti gibi konular geliyor işin içine. Şey olsa katılırdım aslında eleştirilere ya. Zamanında böyle zaman lordu, zaman lady'si diye çok ayırmışlardı. Özellikle onun döneminde ikisi ayrı anılıyordu. Klasikte. Klasikte de anılıyordu tabii. Öyle kalsaydı hani bir devamlılık anlamında bir eleştiri olabilirdi. Ama zaten bu 12'nin bütün sezonları boyunca bize yavaş yavaş edildiler. Missy olsun. Aynen abi, şeyleri hatırlatıyor. Zaten demedik olsun. Mi yani hani Missy bak o da bir Time Lord yani. Hatırlatalım hemen. Master öldü ve tümüyle gitti sanıyorduk. Missy olarak geri döndü. Bir sonraki rejenerasyonun kadın olabileceğini gösterdi. Missy bir ara çocuğun doktorluğundan bahsederken işte 5-6 yaşlarında güzel bir kız çocuğuydu falan diye doktordan bahsettiği bir ara diyalog koymuşlardı. Bir de Moffat'ın içine sıçtığı o çok güzel şey bölümlerinde neydi? Doktorların gezegenin ismi unuttum şu an. Gallifrey. Yani Gallifrey bölümlerinde. Yani hakikaten bu arada Moffat'ın gitmesi asıl benim konum. Evet evet. ona gitmeye çalışıyorum şu anda. Çifte kutlama. Moffat asıl bayram o hakikaten bugün bayram var diye ateşe atacağım şimdi. Yani Moffat'ın gitti o yani Gallifrey bölümlerinde hatırlıyorsanız yani artık doktor iyice nasıl bir doktor olduğunu unutup komutan vurup böyle rejenerasyona zorlamalı falan hallere geldiğinde oradaki komutan da kadın olarak rejener olmuştu. Bayağı göstere göstere dediler ki bir sonraki doktor kadın olacak. Ben bunun siyasi ve politik olarak eleştirildiği tarafı kesinlikle anlamamakla beraber anlayanların hangi zihniyette olduğunu biraz anlıyorum ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bilim kurgu izliyorsunuz. Moffat size bilim kurgu izlediğinizi unutturdu farkındayım. Sanki bir gençlik dizisi, sanki bir atanamamış Twilight izliyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi farkındayım. Ama bu bir bilim kurgu dizisi ve bilim kurgu dizileri her zaman progresivdir. Ne demek? Yani normal zamanda insanları rahatsız edecek şeyleri yapmaya çalışırlar biraz. Bunun da en iyi örneğini Star Trek'te zamanında kontrol merkezine işte Uhura'yı oturtmaları, zenci bir kadını oturtmaları 60'lar için çok büyük olaydı. İki sezon sonra da ekibe hemen bizi Rus katmaları, Anton Yelchin'in oynadığı, yenisinde Anton Yelchin oynuyor, özür dilerim rahmetli. Adamı kattılar. Şimdi iki Rus olunca isimlerini karıştırdım. Bir de Rus kadın New Generation'da mı ne? Ya da ondan sonra Rus kadın Next geldi. Next Generation'da falan iyice artık. Yani cinsiyet, din, min herkes evet, orada evet, şey aynen. Yapıyor ama Star Trek'in klasik serisinde
ekipte hem bir Rus bulunması, çünkü dünya artık birleşmiş demek istiyorlardı. Hem de bir zenci bulunması, işte çünkü ırk ayrımı bitti demek istiyorlardı. Bilim kurgu dizileri, bilim kurgu hikayeleri progresiftir. Yani burada bu videoyu izleyip de bizim bir şekilde bu aktörün, aktrisin kadın olarak seçilmesinden rahatsız olduğunu belirtmek isteyen arkadaşlar olduğunu farkındayım ama bilim kurgu kategorisine geldiyseniz bu gülün dikeni böyledir. Rahatsız da oluyorsanız bilim kurgu bundan vazgeçmeyecek. Yani bu işin bu biraz kültürü. Ama politiktir, ama siyasidir, o taraf beni çok ilgilendirmiyor. Biraz seyirciyi şaşırtacak, zorlayacak şeyler yapınca bilim kurgu dizisi benim gözümde bilim kurgu dizisi oluyor. Diyoruz, aktris ablamızla ilgili beklentimiz yüksek. Asıl başyazar değişiyor. Evet abi. Çünkü hemen araya giriyorum. İyi bir, çok iyi bir aktörü bile kötü bir başyazar nasıl maymun eder? Gördük. 3 sezondur. 3 sezondur izliyoruz. Yani 12. doktor hakkı en büyük yenmiş doktor falan diyesim geliyor benim yerine. Abi bir şey söyleyeceğim. Hadi. Yani yok ben öyle katılmıyorum, bana şöyle. Bütün dediklerine katılıyorum ama. Capaldi bütün her şeye rağmen kendi sivrildiyse eğer, hem bir aktör olarak hem de doktor olarak bu şunu demek abi. Sen demek ki Capaldi'yi al, bir de iyi bir başyazarın, iyi bir kurgunun üstüne koy. O zaman kim bilir neler olacak demek. Belki herif Tennant'ı unutturacaktı yani. Kesinlikle belki Capaldi... Capaldi kesinlikle yani böyle altta falan kalmadı. Üzülmüyorum Capaldi'ye. Tam tersi diyorum ki helal lan sana yani. Nasıl bir oyuncusun sen? Yok, Doktor Who seyircisi ilk sezonunda Capaldi'ye yani tabii bir kere hepimiz. Gençten yaşlıya geçmesi falan filan. Ben açıkçası orada bir hep şeydim. Hanımla bir ikinci tur izliyorduk Doktor'u bir ara. Smith'ten Capaldi'ye geçince hanım bayağı şey oldu. Bu herif kim ya dedi. Bu oradan oraya koşturamaz ki. Yaşlı bu dedi, tamam mı? Yani bizim hanım genç adamdan hoşlanacak yaşta da değil ama yaşlı adam görünce doktordan soğudu. Bayağı bir ay izlemedi. Sonra geriye geldi. Biraz daha izledi. Clara çıkmaya başlayınca bu karı yine var, ben yine izlemiyorum dedi. Bıraktı Clara da. Clara yüzünden ben hanıma Doktor'u izletemedim abi. Kaybettik bir noktada Doktor seyirciliğinden kendisi. Abi sadece o değil ki Capaldi'de. Şimdi ilk bölümünü hatırlarsanız, ilk bölümü şey var. Kocaman bir tane dinozor yani kentin ortasında duruyor. Evet. Capaldi oradan oraya kendini atıyor, savuruyor falan. O ilk sezon çok iyi kendini bulamadı zaten. Evet, evet. İkinci sezon çok iyi oturmuştu bence. Abi üçüncü sezon iyi. Yine iyi devam etti ama üçüncü sezonda da artık senaryolar finalin içine ettiler. Abi yani. Biz benim temennim odur ki, ben senin soruna cevap vereyim. Temennim odur ki artık işte böyle gözyaşlarıyla iyileşen insanların olmadığı, ne bileyim böyle... Disney'i Doktor Who'su izlemeyelim bir süre. Gençlik Doktor Who'su izlemeyelim benim diyorsunuz. Böyle evet. Küçük yaştaki bebekliğimin umutlarında olan işte o doktor canlandığı olmadığı. Doktor şurada, doktor burada olmayan. Olmayan. Doktorun böyle bütün gezegen, güneş sistemi, ne bileyim bizim de aklımızın almadığı boyutlara gidebildiği harika bir bilim kurgu. Plus tabii ki doktorun hayatı olsun da yani hani, ama işte şey olsun yani, tadında ve tuzunda olsun. Bilinsin ki biz bilim kurgu severler doktoru bu yüzden izlemiyoruz. Buna rağmen izledik biz doktoru son bölümlerini. Bizim doktoru çekme şeyimiz azaldı ya. Yani hatırlıyorsunuz biz doktorun tam seri incelemelerine giriştik Ömercan'la beraber. Hadi abi 5 bölüm, hadi 10 bölüm falan böyle kaptırmış bir şekilde çekerken Moffat bölümleri geldi. Birbirimize hadi abi ne zaman çekiyoruz demekten sıkılır utanır olduk. Çünkü oturup 15 dakika küfür ediyorsun. Evet ya. Ama bu artık bir yerden sonra bizi de sıktı yani, çekemez olduk. Doğru söylüyorsun ama çekeceğiz. Arkadaşlar kanalı bu arada bu videoyla keşfedenler varsa biz çok büyük Moffat düşmanıyız. Yani şaka değil abi, böyle normal bir sesle söylüyorum diye zannetmeyin. Şu Moffat'ın Sherlock işini eline alıp içine kakasını bırakan iğrenç bir herif olduğunu, doktoru kendisine emanet edilerek herhalde doktoru tarihinin en büyük hatasını yaptığını falan filan düşünüyoruz. Ki şu açıdan da çok yanılmıyor olabiliriz. Doktor'un izlenmeleri ve bütçesi çok ciddi darbe yedi bu abi dönemde. Tabii yazık Doktor'un ya. İzlenmeleri en son 9-10 milyonlardan 6 milyonlara gelmiş aynen. Yani. Son sezondan bir de efektlerden de anlıyoruz onu. Yani maddi tabii, anlamda çok büyük bir BBC de bütçesini kıstı. Benim işte şimdi yaklaştığımız bu Chibnall ve Judy ablamızla olacak sezon için şöyle bir endişem var. Musluk açılmayacak. Biz daha önceki Doktor'u'da ne gördük? Davies bölümleri geçti. Arkadaş hemen bir sonraki bölümde, Matt Smith'li bölümlerde prodüksiyon öyle bir para yatırmışlar ki sanki 10 sene atlamış gibi olmuştu prodüksiyon. Ben ona şöyle iyimser bakabilirim. Bu sonuçta biz David Tennant bölümünü de çok dar bütçeyle falan izledik. Hı hı. Bu dar bütçe, imkansızlık falan, elindekiyle en iyisini yapma, hani böyle kömürü elmasa çevirme geyiği vardır ya. Tabii. Öyle bir şey yaratabilir, öyle bir etki yaratabilir. Aynen. Yani ben muhtemelen Moffat dönemine göre daha az bütçeyle, ama işte o yüzden kapalı dekorlar, yine belki uzay üsleri, yine belki birkaç tane makyaj uzaylı. Abi bir de hikaye çıkacak diye düşünüyorum. Ne olursa olsun daha böyle ilk o şeyin ilk 11. 9. doktorun bölümlerindeki gibi
teknoloji çok gelişti abi. O kadar da olmaz kötü grafikte yani. Onu evet, eminiz çok kötü yani. Olmaz ama 2006 gibi mümkün değil olması. Yani şimdi Moffat döneminin doktorularının bazılarında da mesela 50. yıl özel bölümünde falan ciddi ciddi Amerikan klasmanında bütçe harcamış bazı bölümlere. Sinema gibi bir bölümler de onlar. Ama Moffat'ın son getirip de içine sıçtığı haliyle doktorunun öyle bir bütçesi bence artık kalmadı. BBC tamam. Temel. Yani şöyle bir, bu arada genel bir şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. İngiltere biliyorsunuz ekonomik olarak biraz dar boğazda. Ve hani buraya nereden geldi diyeceksiniz de Brexit'ten de sonra herifler ithalat yapmak peşindeler ve yazılım işine de iyi yapamadıkları için kültür ithalatı dışında çok bir şey kalmadı İngiltere'nin de genel olarak. O yüzden işte Sherlock'lar, o yüzden İngiliz yazarların hikayeleri, o yüzden Doctor Who gibi karakterler iki elleri kanda olsa bırakmayacakları işler. Çünkü ülkenin genel politikası artık kültür ithalatı. Başka eğitim için Araplardan öğrenci alıyorlar, Araplara ev satıyorlar, kültür ithal ediyorlar. Çok ciddi bir ekonomik kriz içerisinde ülke. O yüzden doktora çok para koyamasalar bile doktorunun akışı ve musluğu hiçbir zaman kesilmeyecek benim tahminim. Ama Chibnall, hadi biraz Chibnall konuşalım. Ben güzel yapacağını düşünüyorum o adamın. Abi en son... Şüphemiz yok herhalde değil mi? Tabii tabii. En son yayınlanan bölüm olduğu için söyleyeyim. Power of Three konuştuk işte, Ömercan da konuştu. Hepimiz gayet dedik ki ne güzel, çok mutluyuz ki bu adam gelecek. İşte bu adamın böyle bölümlerini izlemek de var. Böyle akılcı, çok fazla böyle şeye girmeyen, hani yine tabii senaryonun gidişatı gereği şeye girdi ama hani doktor bu dünyada kalsa ne olurdu? Power of Three'de vardı ya, biraz sıkılsa. Evet. Yok tabii canım, işte şimdi ana yazar etkisiyle bölüm yazarının aynen tabii birleştiği noktalar oluyor. Olmak zorunda. Şimdi bakalım o mesela genel nasıl bir ark yapacak? Yani bu yeni doktor ne arayışı içerisinde olacak? Mesela şu beni o kadar heyecanlandırıyor ki, şimdi kadın olduğunu bence de doktor şöyle kadın oldum daha önce de olmuştum hadi lay 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 hayatıma devam edeyim demeyecek. Bazı şeyler eski companionları için vesaire de değişecek. Ve bu değişimleri izlemek beni çok, izleyecek olmak inanılmaz heyecanlandırıyor şimdiden. Bana da şu heyecanla geliyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Chibnall'ın bu arada başyazarı olduğu Broadchurch diye bir dizi var. Evet. Çok iyi insan draması işlemesi konusunda gerçekten kendini konuşturtmuş bir dizi. Bir diğer becerisi de Doctor Who ve Game of Thrones'da gördüğün kadronun %70'i orada oynuyor. Bu abla da, Judy de daha önce orada oynuyordu. Olivia Colman ve Tennant da zaten başrollerinde bu arada Broadchurch'un. Chibnall'un da daha önce Torchwood'un 2 sezonunu yönetmişliği, Torchwood dizisinin Doctor Who'yla yazmışlığı var. Broadchurch böyle şey gibi yani, Doctor'un hani yan dizisi. Buradan buraya geçiyorsun, buradan buraya geçiyorsun tabii, gibi tabii bir durum. Bayağı güzel bir herif işe yabancı oldu değil. Herif çok eskiden beri yazıyor zaten, fan club'ı başkanı tıpkı Moffat gibi. Moffat da fan club başkanıydı işte ama... işte başkanlar. Bunlar eğitilmezdir yani, anladın mı? Fandan fana fark oluyor. Şunda şu çok büyük bir umudum benim. Chibnall'un Davies dönemi adamı olması ve bizi Davies dönemine geri götürecek olması. Yani Davies dönemi derken Torchwood vesaire gibi özellikle onlardan. Tabii, çünkü bölüm olarak devam yan, ediyor. Yani Torchwood yan dizisi olarak Davies döneminde devam ederken o entegre yazarlığı yaptığı için Davies dönemine çok çok hakim bu adam. Hı-hı. Bütün bölümlerine de tek tek hakimdir yani. Bir düşünsenize şöyle bir eski kadrodan Marta ne yaptın falan ilk bölümden şöyle çıkıverse karşımıza. Abi nefis olur işte öyle şeyler. Seninki yani neydi? Rose çıksa şöyle bir eskilere gönderdi. Abi valla. Çünkü Moffat dönemine geçince onları böyle bir sildiler ya. Hı-hı. Sanki bir hani abi unutmayalım, onlar da bizim değerimiz, egoya bu kadar gerek yok deyip. Çok az şey yaptı ya böyle küçük küçük işte. Tabii, tabii. Rose çıktı, guilt dedi falan. Hani evet, tam bir kere gözüktü herhalde. Evet. Yani 5 sezonda. Bir de Chibnall'ın şu özelliği hoşuma gidiyor. Onun şimdiye kadar yazdığı bölümlerde hep yeni bir şey gördük. Hı-hı. Yani tamam, temelinden bir şey yarattı. Onu bize sevdirdi. Yani Moffat hani şey yapar ya, eski şeyleri şurasını oynayayım, burasını sıkayım deyip içine eder külliyatın, yeni hiçbir şey de bırakamaz. O konuda çok umutluyum ben. Yani artık doktoru da yeni bir şeyler üretmeye, tekrar görmeye başlayabileceğiz umarım. Yani Chibnall'un bölümlerinde, şeyler bak yerine şu açıdan çok haklısın. Chibnall'un bölümlerinde hiç yaratık enflasyonu yoktu. Yaratık, yeni yaratık keşfetmekten utanmayan bir adam. Davies şey konusunda çok iyiydi. Eski klasik canavarları tekrar hatırlatmak konusunda çok iyiydi. Moffat'ın da şöyle bir huyu var. Yeni yaratık uydurma konusunda herif okey. Ama uydurduktan sonra sürekli yaratıklara bir enflasyona giriyordu. Yaratık enflasyonu diye onu bölümlerde konuşmuştuk. Dalek çıkıyor. İki bölüm sonra Dalek adamın alnından da çıkıyor. İki bölüm daha gidiyor. Meğer İçinden Dalekler çıkıyor. İşte sinyal atmış da orada kalınca Dalek'e dönüşüyormuşsun yavaş yavaş. Ya, abi işte bu abi özellikler ucuzlatıyor. Angel'lar hatırlarsanız. İşte başta çıktı donuyor. Aa dedik ne güzel konsept. Sonra donunca meğer senin hafızan üzerinden sana bağlanıp konuşabiliyormuş da. Yok işte bilmem ne kuantum bin tane özellik çıkar diye çıkartma abi. Bir yaptığın konsept yaptığın gibi kalsın. Yapamıyor herif. Moffat şu şeyi bırakmalı abi. Meğer şöyleymiş. Yani bırakmalı mı da bırakmasın abi. Bırakmasın abi. Bırakmasın abi. Bana ne? Yürüdük başka yerde yapsın onu. Yani şeyde yapacak ya, Dracula'nın yeni dizisini onu çektirecek bir şey gibi hissediyor. Aynen. Meğer Dracula. Dracula adı.
kızlar tişörtle gezecek. Dracula ya tavşan olursa falan böyle hani yarasa değil de tavşana dönüşüyormuş falan. Böyle abuk abuk. Umarım bitecek olan mesela bundan çok memnunum yani. Göreceğiz. Şu anda zaten bir twist, baba gibi bir twist var. 13 bölümdür ve hatta daha eski doktorlar da işte 13 doktordur. Kadın hiç olmamış. İlk defa kadın doktor istiyoruz. Bu zaten başlı başına bir twist. Kadınmış da aslında kocası erkek çıkmış da o böyle kına şeyle evlenmiş. Öyle şeyler istemiyoruz biz. Kadın doktor işte. Rejenerasyon öyle denk gelmiş. Bilim. Şeyin üstünde dururlar mı diye merak ediyorum. 12'ye geçtiğinde şimdi şöyle. Mesela önceki doktorların rejenerasyonunda jüt diye rejenerasyonun oluyordu. Hemen böyle kulağım ağzım duruyor mu? Saçım ne renk diye bakıyordu. Kıyafetini giyip hayatına çok... devam ediyordu ya. 12'ye geçtiklerinde şey olmuştu. İşte niye bu yüzü seçtim? Bu yüz kim? Kendime ne anlatmaya çalışıyorum diye doktorun kendini bir keşfettiği bir yarım bölüm olmuştu. O yarım bölümde de işte aslında şey yediriyorlar. Daha önce Pompei bölümünde çıktığı için abi niye o yüzü seçmiş doktor? Çünkü işte insanlıkla olan bağını unutmamaya çalışıyor falan gibi bir aşağıya mesaj yedirmişlerdi. Bir sonraki rejenerasyonda kadın olarak çıkması, aa bu sefer de kadın olmuşum deyip geçecek mi acaba? Yoksa şimdi bir Christmas bölümü geliyor ve zaten birinci doktor orada olacak. Birinci doktor da şey oynuyordu. Kimdi abi? David. Ne ismini unuttuk ya. Walder Frey ya işte. Evet, Walder Frey. Şeyleri, Red Wedding'de bizimkileri öldürten adam. David Baker olması lazım. Tit olarak da benziyor zaten. Şimdi William Hartnell rolünde yani birinci doktor rolünde o tekrar geri geliyor işin içine. David Bradley bu arada. David Bradley eyvallah. 12. doktorumuz orada. 13. doktora bir devir teslim mi yapılacak? İşte kabuğu verecekler herhalde yani bilmiyorum. Ama bir o geçiş sürecinde acaba konuşulacak mı? Yeni rejenerasyon neden kadın? İşte companionlara mı değinilecek? Bence konuşulur. Duygusal bir şeyler mi olacak? Çünkü eğer Chibnall böyle Moffat dönemini silme eğilimine girmezse Moffat'ın yaptığı gibi bu en son biz kapağı duyururlarken şeye başladık yani Christmas'ta da devam edecek bu ama değişmeli miyim? İşte değişmek benim ne kadar işime yarıyor gibi buhranlara girmeye başladı doktor. Bence 13'te de hani en azından bir bölüm falan bunun buhranlarını yaşarız. Olabilir, yaşarız. Ama benim fikrim de şu, yani benim gönlümden de şu geçiyor. Şöyle bir genel bir eğilim var. Şimdi hani politik bir kadın olması falan diyoruz ya. Şimdi kadın olunca bir karakter, insanlar dönüp hep şu savunmayı yapıyor. Ya önemli olan insan olması. Kadın erkek fark etmez. Ama erkekken erkekti. Kadınken de kadın olsun abi yani. Hani şey demek istemiyorum ben. Evet tabii ki önemli olan insan olması. Kadın erkeğin bir önemi yok ama. Hani erkekken böyle erkek stereotipleri üzerinden gidip bir şeyler yapınca ve kimse buna çok erkek demiyorsa. Kadınken de bunu yapınca kimse buna çok kadın demesin. Ben biraz ona karşıyım. Ne demek istediğini anlamıyor muyum? Sitemezler izlerken olunca yani. Derlerse diye hani çünkü şimdiden hani, başlandı ya. Ha tamam o kavgası sürerdi. Bence aynen. Başladıktan sonra o kavgalar azalacaktır abi bu arada. Tabii canım, bir böyle şeyler de. Var. Faşistler tepki koyacak diyorsun. Hayatta bir daha izlemem falan diye. Sen zaten izleme kardeşim. Sen niye doktoruyu nereden geldin sen? Bir sezon sana dayanamayacak. 13 doktordur zaten o faşisti üzerinden atamadıysan. Evet, şimdi yatıp bir daha hiç atamazsın abi yani. Evet ya doktor o seyircisi olup da kadınsa ben izlemiyorum falan diyecek bir insan nasıl olabiliyorsun abi ya? Abi işte felsefesini anlamamışsın var ya bu işte. Ya. Evet, tamam. Abi, yemin ediyorum tamam, mutant abi. Neyse arkadaşlar toparlayalım. Bu videoyu çok uzatmayalım hem de kısa kısa hızlı montaj yapıp atmak istiyoruz. Arkadaşlar özetle biz yeni doktordan çok memnunuz. Yeni baş yazardan çok büyük ümitliyiz. Yeni baş yazarla bu doktorun daha önce bir dizide 3 sezon beraber çalışmış olmalarından ötürü çok iyi bir sinerji içinde olduklarını, birbirlerinin hallerini, tavırlarını bildiklerini, Judy'nin daha önce biliyorsunuz işte Broadchurch'te David Tennant'la beraber oynadığını biliyoruz. Chibnall'ın doktorda yer aldığını biliyoruz. Yani doktor çok iyi ellere teslim edildi. Buradan iyi bir iş çıkartmak artık Chibnall'ın yazarlığına, onun baş yazarlığına, Judy ablamızın da oyunculuğuna kalmış durumda. Heyecanla bekliyoruz inşallah diyoruz. Doktoru'yu Moffat'ın indirdiği çer çöp arasından çıkartıp eski güzel yerine 3 kuruş bütçeyle bile çekilse bizi etkileyecek bölümlerine geri kavuştururlar. Diyoruz. Aynen diyoruz. Halay çekerek bitirelim mi? Haydi o zaman. Haydi o zaman. Oley Chibnall. Ozan öbür elinde kaldı. Bir tıkır. Kanada'da yok tabii halay falan. Biz burada hep halay çekeriz.